أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأثبت امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فالاول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه ولسانه الله فمعينه وناصره في الدارين الله ومن كان في قلبه ولسانه غير الله فخصمه في الدارين الله Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Alemlerin Rabbi, yerlerin göklerin yegane sahibi, yaratan, yaşatan ve yöneten, ezel ve ebedde var olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Alemlere rahmet, Habib-i Kibriya, Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Şu mübarek Cuma gününde duaların kabul vaktinde Cenab-ı Hak duasına icabet ettiği kullarından eylesin. Cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eylesin. Dünyevi uhrevi cümle müşkillerimizi halleyleyip rızasınca ihlas ve takva üzere bir hayat yaşamaya sonunda da iman ve şehadet üzere huzuruna varmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Değerli hazirun, kıymetli cemaat-i müslimi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle dersimize başlayalım. Cenab-ı Hak bize rızasınca, ihlasla, hüsn-i ifade cümlemize de güzel istifadeler nasip eylesin diyelim. Efendimiz aleyhisselam buyurdular, el-imanu uryanun, iman üryandır. Yani tabiri caizse çıplaktır. Ve libasuhu ettakva. İmanın elbisesi takvadır. Yani iman çıplak, yalın bir haldedir. O imanın üzerine alacağınız elbise, kıyafet takva elbisesidir. Ve zinetuhu elhaya. O imanın süsü, ziyneti hayadır. Ve femeratuhu, imanın meyvesi de el-ilmu, ilimdir. Bir iman düşünün, çıplak, elbisesi takva, süsü, ziyneti, güzelliği, haya ve o imanın meyvesi, semeresi, neticesi de ilim. Başka bir rivayette de لِكُلِّ شَيْءٍ tarik, her şey için bir yol vardır. Yani bu maddi yol, manevi yol ama her şeye ulaşmanın bir yolu var. تَرِيكُ الْجَنَّةِ cennetin yolu ise diyor Efendimiz el-ilmu ilimdir. İlimsiz cennetin yoluna ulaşamazsınız. Sizi cennete götürecek olan İlim yoludur. O ilim de imanın semeresidir. Bizi bir ilim sofrasında, ilim meclisinde yine bir cuma gününde bir araya getiren Allah'a
Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdler, nihayetsiz şükürler olsun. Amin. Cenab-ı Hak bizi böylesine meclislerden mahrum eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bize razı olacağı, fayda veren ilim üzere yaşamayı, ilmin talibi olmayı nasip eylesin. Diyelim ve bu duamızdan sonra da geçen cumadan kaldığımız Ali İmran suresinin ayetlerine acizane devam edelim. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerin ışığında, gölgesinde bir hayat yaşamayı, bu ayetlerin nuruyla kararan gönüllerimizi ve dünyamızı aydınlatmayı nasip eylesin. Rabbimiz Ali İmran suresi 104. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Vel tekün minkum ummetun yed'ûne ilel hayr ve ye'murûne bil ma'ruf ve yenhevne anil munker ve ulâike humul muflihûn. Sadakallâhul azîm. Vel tekün olsun minkum sizden ümmetün, bir ümmet, bir cemaat, bir topluluk. Ey iman edenler, ey ümmet-i Muhammed, içinizden bir topluluk olsun, bir cemaat olsun ki onlar yed'ûne ilel hayri, hayra davet etsinler. İçinizden hayra davet eden bir zümre, bir topluluk olsun diyor Allah. Emrediyor. İçinizden insanları hayra çağıran, hayra davet eden birileri olsun. Birileri olsun da bu birileri neye çağıracak? Hayra çağıracak. Hayır dendiğinde aklımıza ne geliyor? Afrika'da su kuyusu açmak, Afrika'daki yetimlere, gariplere, fakirlere kurban yardımında bulunmak, İşte sadaka, hayır, hasene, infak, garip kuraba, fakir fukaraya yardım etmek. Allah'ın kastettiği hayırdan anlamamız gereken bu hayır mı? Elbette bunlar da olacak. Ama İslam yardımlaşma derneği değildir. İslam, efendim, insanlara yardım eden bir vakıf, bir dernek, yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Allah'ın bize gönderdiği din değildir İslam. Öyle olsaydı Allah Resulü Mekke-i Mükerreme'de ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyası, Mekke'de kimse aç açıkta kalmasın, efendim Mekke'nin su ihtiyacını karşılayalım, Mekke'de İşte kurbanlarımızı keselim, garibe gurabaya dağıtalım. Allah Resulü böyle bir din hizmeti yapsaydı, Ebu Cehiller tarafından yılın adamı, Nobel ödülünü Efendimiz Aleyhisselam'a verirlerdi. Ama Allah'ın kastettiği hayra davet eden birileri aranızda olsun derken, o hayır bizim anladığımız hayır değil. Yani bütün peygamberler insanları neye davet ettiler? Allah'a davet ettiler, değil mi? Bütün peygamberler insanları Allah'a çağırdılar. Ve bütün peygamberler insanları istisnasız La ilahe illallah demeye davet ettiler. Yani önce imana davet ettiler. Dolayısıyla içinizde hayra davet eden peygamberin yaptığı gibi önce Allah'a imana, önce La ilahe illallah'a davet eden birileri olsun. Bundan daha büyük hayır var mı? Bir insanın imanında problem varsa, bir insanın imanında eksiklik, noksanlık, kusur varsa, o insan Afrika'nın tamamını bırak su kuyusu, deniz götürse Afrika'ya,
bütün küçük baş, büyük baş hayvanları dünyanın fakir fukaralarına kurban olarak kesse, dağıtsa, aklınıza gelecek dünyanın en büyük iyilik faaliyetlerinde bulunsa, ama la ilahe illallah'ın da sıkıntı olsa, bunun yaptıklarını Allah hayır olarak kabul eder mi? O zaman en büyük hayır, imana, la ilahe illallah'a yapılan davettir. Çünkü la ilahe illallah, yani iman, yani itikad, akide, inanç düzgün olmayınca, eskilerin ifadesiyle imanın iktidar olmadığı kalpte şeytan ihtilal yapar, darbe yapar. Kalbinize imanı iktidar yapmazsanız o bedene bakarsın şeytan darbe üstüne darbe, ihtilal üstüne ihtilal yapar. Onun için kalbe imanı yerleştirmek lazım, iktidar yapmak lazım. Bu meselenin önemi, ehemmiyeti anlaşılsın diye Kur'an'dan birkaç ayet okuyalım. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor: وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan bazıları var ki مَنْ يَقُولُ derler ki آمَنَّا بِاللّٰهِ biz Allah'a iman ettik derler. وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ahirete de iman ettik derler. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ama onlar mümin değildir diyor Allah. Ya adamlar biz Allah'a ahirete iman ettik derler. Ama onlar iman etmediler Allah diyor. Başka bir ayeti kerime: وَمَا يُؤْمِنُ اَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ onların diyor ekserisi, çoğu Allah'a iman eder ama yanına da ortaklar koşar diyor Mevla. Ayet bak bunların hepsi. İnsanların ekserisi Allah'a şirk koşarak iman ederler. Düzgün iman etmezler diyor Mevla. Allah'a inanırlar ama inandıkları Allah'a ortak koşarlar. İmanlarına şirk bulaştırırlar. Başka bir ayet: اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Habibim, sana indirilene, yani Kur'an'a, İslam'a, senden önce indirilenlere, diğer kitaplara, diğer peygamberlere inandığını zannedenleri gördün mü diyor Allah. İfadeye dikkat buyurun. يَزْعُمُونَ onlar zannediyorlar ki اَنَّهُمْ آمَنُوا iman ettik. Peygamber'e inandık. Ona indirilene, Kur'an'a inandık. Peygamberden önceki peygamberlere, diğer kitaplara inandığını zannedenler diyor Allah. Yani inanmadılar. Öyle zannediyorlar. Kendilerini Müslüman olarak kandırıyorlar Allah diyor. Başka bir ayet: فَلَا لَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbine and olsun, yemin olsun ki onlar iman etmiş değiller. Onlar mümin değil Allah diyor. Kim? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Ta ki sen aralarında bir mesele hakkında bir hüküm ortaya koydun. Fümme lâ yecidû fî enfusihim haraca mimmâ kadayte ve yüsellimû teslimâ. Senin hükmüne İçlerinden, kalplerinden şöyle zerre kadar bir darlık, bir eğrilik, bir rahatsızlık hissetmeden senin hükmüne tam teslim olmadıkları müddet ben onların imanını iman saymam diyor Allah. Ayet bak bütün bunların hepsi. Demek ki sadece inandım demek, la ilahe illallah demek yetmiyor. Öyle olsaydı Allah Resulü 13 sene boyunca gündeminde sadece bu vardı. Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselam'ın başka gündemi var mı? Neye davet etti insanları? Ne anlattı onlara? Bizim anlattığımız gibi Mekke'de Allah Resulü'nün gündeminde ne namaz var, ne oruç var, ne tesettür var, ne faiz var, ne içki var. 13 sene peygamberin gündemi sadece la ilahe illallah. İman hakikatleri. Çünkü önce bu imanı kalbe yerleştireceksin ki ondan sonra artık sahabenin yaptığı, sahabenin söylediği gibi
imanın üzerine inşa edilmesi gerekenleri bina edersin. La ilahe illallah, konuşacak çok mesele var ama şöyle bir girdik, özet geçelim. Çünkü önemli, ehemmiyetli bir mesele. Allah Resulü 13 sene boyunca muhataplarını sadece bu kelimeye davet etti ve onlara la ilahe illallah deyin, kulu la ilahe illallah tuflihu buyurdu. Ya bunu deyin kurtulun. Bak namaz kılın demiyor Allah Resulü Mekke'de. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin kurtulun diyor Peygamber aleyhisselam. Nitekim Mekke'de şehit olan, vefat eden sahabenin hayatına bakın, sadece la ilahe illallah var. Sermayeleri, başka sermayeleri yok. Namaz yok, tesettür yok, oruç yok, zekat yok. Bir garibe, bir fakire sadaka vereyim, fitre vereyim, bir kuyu açtırayım. Yok yok. Sümeyye validemiz, Ammar'ın babası Yasir, bir bakın. Tek sermayeleri la ilahe illallah, ama cenneti kazandırdı onlara. O zaman o la ilahe illallah'ı iyi anlamak lazım. Onun için sahabe diyor ki Efendimiz bize önce iman ettirdi. Bugün bizim sıkıntımız bu olduğu için zaten sağlam olmayan bu akide üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Tutmuyor ama. Olmuyor. Yapamıyoruz, başaramıyoruz. Konuşacağız daha sonra inşallah. Bak Allah Resulü Aleyhisselam hani ne diyor Mevla? Sizden hayra davet eden birileri olsun. O hayırdan maksat ne? İnsanlara önce eğer Allah'a davet edecekseniz, Allah için bir davetçi olacaksanız, insanlara önce la demeyi öğreteceksiniz arkadaşlar. Efendimiz öyle yaptı değil mi? Önce la dedirtti insanlara. La. La deyin. La. Peki neye la dediniz? Allah Resulü neye la dedirtti? O la var ya, la. Hayır hayır. Kabul etmiyorum. İnkar ediyorum. Reddediyorum. Yok. Neye yok diyeceğim? Her şeye yok. Aklınıza ne geliyor? Her şeye yok diyeceksiniz önce. Yok, hiçbir şey kabul etmiyorum diyeceksin. Her şeyi, yani Allah'tan başka ne varsa her şeyi reddetmeden, inkar etmeden sonra Allah'a iman etmenin bir anlamı yok. Önce inkar et. Ne varsa değer verdiğin, kutsal kabul ettiğin, hayatına hükmeden, hayatına dair ilke, kural, düzenleme yapan nereler, insan, put, düzen, rejim, hepsine la diyeceksin. Sonra İlla evet diyeceğim. Neye? Allah'a. Allah'a evet diyeceğim. Allah'tan başka her şeye hayır diyeceğim. Referansın Allah olacak. Allah'ın onayından geçen her şeye evet. Allah'ın onaylamadığı her şeye de hayır. Hayır. Peki öyle miyiz? Allah Resulü sahabeye böyle yaptı. Bugünün Müslümanları öyle miyiz? Bizim la dediklerimiz Allah'ın bize la dedirttikleri mi? Bizim evet dediklerimiz Allah'ın evet dedikleri mi? Neye evet diyoruz? Şimdi şöyle bir sağlamasını yapalım. Cemaat olarak ben sorayım, siz söyleyin. Ümmet olarak bugün biz Allah'tan gelenlere mi evet dedik, yoksa beşerin bize telkin ettiklerine mi evet dedik? Neye evet dedik? Beşerin bize dayattıklarına evet dedik. Neye daha dedik? Allah'tan gelene. Öyle mi? Maalesef ma teessüf değil mi? Bak daha la'da, sınıfta kaldık biz yani. La. Neye la diyor bugünün Müslümanları? Sor Müslümanım diyen, alnı secde gören, oruç tutan, hacca giden Müslümana şeriatı kabul ediyor musun diye ne diyecek? Yok. Ben Müslümanım ama şeriatı kabul etmem. Yok. Peki şeriat kimden geldi? Şeriatın sahibi kim? Allah. Şeriata referans olan kim? E hani Allah'a ait olana evet diyecektin? Allah'tan olmayana hayır diyecektin? Sen Allah'tan gelene la diyorsun. Yanlış başladın. Peki neyi kabul ediyorsun? Demokrasiyi kabul ediyorsun. Sosyalizmi kabul ediyorsun. Komünizmi kabul ediyorsun. Kapitalizmi, liberalizmi siz artırın. Peki bunlar Allah'tan mı geldiler? Hayır.
Hani Allah'tan gelmeyene la diyecektim. İmanın da ilk basamağı ya. Allah'tan olmayana la diyen, Allah'a ait olana evet diyen Müslümandır. Biz daha haşa fümme haşa, yani iman etmedik ki neyi konuşalım biz ya. Rahmetullahi aleyh bir hoca efendiye vaktiyle biri sordu, hocam dedi, şöyle şöyle yapmak adamı dinden çıkartır mı? Bir şahıs üzerinden sormuştu. Hoca efendi çıkartmaz dedi. Yani bu adam şimdi kafir olmaz mı dedi. Halbuki küfrü gerektirecek bir hal. Olmaz dedi. Niye? Çünkü dedi kafir olmak için önce Müslüman olmak lazım. Bu Müslüman değildi ki kafir olsun. Şimdi biz üzülerek söylüyorum, sizi tenzih ediyorum ama ümmet olarak biz gerçekten la ilahe illallah dedik mi bunu sorgulayalım. Yed'ûne ilel hayri, hayra davet ederler. Hayır nedir? İşte bu iman. Önce imanlarını sağlam yaparlar. Allah'ın istediklerine la derler, Allah'ın istediklerine evet derler. O zaman ha bu iman meselesini hallettik mi? O zaman hayrın ikinci basamağı nedir? Sahabenin dediği gibi Allah Resulü bize önce iman ettirdi. Bir sonrasındaki adım sonra ahlakımızı güzelleştirdi. Yatırım neymiş? Sıralama neymiş? Önce iman, sonra ahlak. Bugün Müslümanların ahlaki durumu nasıldır? Bak ben demiyorum, siz söylüyorsunuz ya. Yani. Bugün ümmet ahlaki erozyon içerisinde mi? Ne Müslümanın kadını İslam kadınına benziyor, ne Müslümanın kocası İslam kocasına, ne çocuğu Müslüman çocuğuna, ne tüccarı Müslüman tüccarına, ne sokağı Müslüman sokağına, öyle mi değil mi? Öyle. Peki Müslümanların bu manada iman ettikten sonra şöyle sahabenin hayatına bir bakın. Onlardaki ahlaki kriterlerden bizde hangisi var? Namaz kılan, hacısı hocası buna dahil. Aklınıza gelecek. Çarşaflısı, tesettürlüsü, sakallısı. Yani hocası dedim bak başta. Yalan bizde mi? Aldatmak bizde mi? Kandırmak bizde mi? Sahtekarlık bizde mi? Dedikodu bizde mi? Haset bizde mi? Kin bizde mi? Merhametsizlik, vicdansızlık artırabildiğiniz kadar artırın. Peki bir Müslüman ibadet yaptığı halde ibadet yapan, namaz kılan ama yalan konuşabilen, hacca giden ama sahtekarlık yapabilen, bunlar yakışıyor mu Allah aşkına yan yana geldiğinde? Nasıl oluyor ya? Hoca efendiye bakıyorsun, hocanın hayatına bakıyorsun, hocanın hanımına, kızına, ailesine bakıyorsun. Ya bir hocanın hayatı böyle olmaması lazım diyorsun. Demek bir ahlak sorunu yaşıyoruz. Ümmet olarak, toplum olarak. Çünkü biz Allah Resulü'nün metodunu takip etmedik. Sahabe gibi Efendimiz nasıl bir nesil yetiştirdi? Önce imana dayalı, sonra maneviyata, sonra ahlaka yatırım yapan bir peygamber. Şöyle meseleyi anlamak adına sahabeden birkaç misal arz edeyim. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereden değil mi? Cennetle müjdelenen 10 sahabeden bir tanesi. Onun hayatından şöyle bir iki kesit arz edeyim. Bu söylediğim sahabe Kudüs Fatihidir aynı zamanda. Yani Hazreti Ömer'in devri hilafetinde Kudüs'ü fethetmek üzere gönderilen ordunun komutanıdır. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Sonra Hazreti Ömer'i Kudüs'ün fethinden sonra Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün anahtarlarını teslim etmek üzere Halife Ömer'i davet ederler. Mesele uzun. Hazreti Ömer gider. Kudüs fethedilmiştir. Hazreti Ömer der ki Kudüs Fatihi Ebu Ubeyde bin Cerrah'a, şöyle senin evinde bir oturalım, bir soluk verelim, beni bir ağırla, öyle ya, koca halife gelmiş, kim ağırlayacak onu? Oranın komutanı, fethettiği toprakları efendim ordu komutanının evinde ağırlanması icap eder. Ama aradan günler, haftalar geçmiyor. Öyle iki saat uçakla gelmiyor Hazreti Ömer. Belki aylar sonra geliyor.
Ebu Ubeyde alıyor halife Ömer'i evine getiriyor. İçeri giriyorlar. Hazreti Ömer sağa sola bakıyor. Evin içerisinde hiçbir şey yok. Siz ne bekliyorsunuz? Kudüs'ü fetheden bir Fatih'in evi nasıl olması lazım? Saray gibi. O civarın en güzel, en modern saray olması lazım, değil mi? Ama öyle değil işte. Evinde bir şey yok. Hazreti Ömer gördüğü bu manzara karşısında şöyle söylüyor. İşte diyor, dünyanın tarihini değiştirecek, dünyanın kaderini değiştirecek, dünyanın gidişatını değiştirecek olanlar dünyanın değiştiremediği adamlardır. Dünyanın satın alamayacağı adamlar dünyayı değiştirirler. Yani siz bir memleketin fatihi olacaksınız ama önceki hayatınız neyse aynı hayatı yaşamaya devam edeceksiniz. Şimdi kıytılıktan bir ilçe başkanı oluyorsun. Bir siyasi partinin gençlik kollarından bilmem nerelere geliyorsun. Dününle bugünün arasında dağlar var, dağlar. Semtin değişiyor, araban değişiyor, servetin değişiyor. Öyle mi değil mi? Ahlak neymiş anlayabildik mi? Onun için niye iki yakamız bir araya gelmiyor? Onun için mücahit diye bir yerlere gönderdiğimiz, babadan dava adamıdır deyip de arkasından takıldığımız insanların zaman sonra niye müteahhit olduğunu anlıyor musunuz? Dünyanın değiştirdiği adamlar bir halt edemezler, af buyurun. Bir şey yapabilecek olanlar dünyanın değiştiremediği adamlar olacak. Hazreti Ömer diyor ki, zaman sonra diyor Ebu Ubeyde Mısır valisiyken kendisine diyor 4000 altın gönderdim. Bir askerle. Dedim ki bunu Ebu Ubeyde komutana, valiye teslim et. Halife bunu sana gönderdi de ve de ki sana tahsis edilmiş. Senindir. İstediğini yapabilirsin bununla. Hazreti Ömer diyor ki gönderdiği askere, hem de bak bakalım diyor ne yapacak. 4000 altın. Halife bunu sana gönderdi. Beytülmal'den. İstediğini yapabilirsin. Ben şimdi kendime soruyorum. Yani size sormuyorum, kendime soruyorum. 4000 altın bana gönderilseydi, devlet başkanı dese ki Davut Hoca bu senindir. Ben 4000'inden bilmiyorum kaçına kıyardım da böyle garibe kurabaya verirdim. Allah öyle imtihan etmesin. Şimdi yokken ben hepsini dağıtırdım demesi kolay. Ama varken vermek zor. Asker diyor ki geriye döndüğünde, vallahi diyor o gün akşam olmadan 4000 altını da şehrin bütün garip kuraba fakir fukarasına dağıttı. Bir altın kendine bırakmadı. Hazreti Ömer ellerini kaldırdı. Elhamdülillah ya Rab, ümmetim içinde böyle adamlar var dedi. Kim yetiştirdi onları? Peygamber. Peygamber rahlesinde yetişenler nasıl oluyormuş? Böyle oluyormuş. O Ebu Ubeyde'den devam edelim bir misal daha. Hatay, o bizim bildiğimiz Hatay var ya, eski Antakya. Hatay'ı fetheden komutandır aynı zamanda. Yani sahabeden Anadolu topraklarına gelen Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh. Hatay'ı fethettiğinde Hatay halkını karşısına alıyor. İslam komutanları öyle yapıyorlardı. Fethettikleri topraklarda yaşayan gayrimüslimlere diyorlardı ki biz Müslümanlar olarak artık bu topraklarda söz sahibi biz. İktidar biz. Şunu bilin ki biz sizin ırzınıza, namusunuza, malınıza, canınıza, mabedinize dokunmayız. Yani biz burada iktidar olduğumuz, yönetim bizde olduğu müddet herkes eski dininde, eski hayatında, ticaretinde, hayatına kaldığı yerden devam edecek. Ve bunların güvencesi bize aittir. Ama bunun karşılığında da sizden cizye almak durumundayız. Öyle bu işleri yaparken gayrimüslim tebaadan İslam devleti cizye alıyor. Yani vergi. Ama bunu söylerken diyor ki bak biz Müslüman vatandaşlardan da zekat alıyoruz, zekat. Sadece sizden vergi almıyoruz. Müslümanlardan da zekat alıyoruz. Biz devlet işlerini böyle idare ediyoruz. Bu konuşmayı yapıyor. Hatay halkı
kendi iradesiyle geliyorlar. Kendilerinden istenen herkesin kazancı ölçüsünde cizyelerini, vergilerini belli bir müddet ödüyorlar. Zaman sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah'a Hazreti Ömer'den bir talimat geliyor. Heraklius, Bizans komutanı, İslam ordusu karşısında büyük bir tehdittir ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'a ordusuyla beraber İslam ordusuna yardım etmek üzere olduğu yeri terk et, geriye gel çağrısı yapar. Ebu Ubeyde aldığı talimat üzere geriye dönerken Hatay halkını toplar. Der ki, bak ben şu kadar zamandır sizden vergi aldım, cizye aldım. Karşılığında sizin canınız, malınız, ırzınız bize emanet. Şimdi zarurete binaen ben burayı terk etmek zorundayım. Dolayısıyla artık size güvence veremem. Yarın başınıza bir bela gelirse ben bundan sorumlu, mesul olmam. Bugüne kadar devlete ne kadar kaç kuruş vergi verdinizse herkes verdiği vergileri gelsin geri alsın. Hatay halkı da diyor bu anlayış, bu ahlak karşısında birçokları iman etti, Müslüman oldular. Birçokları gönüllü olarak Bizans'a karşı, İslam ordusuna karşı istihbarat elemanlığı yaptılar. Nasıl bir ahlak? Hani bugün şimdi dünyanın efendim her tarafını Amerika'nın demokrasi getirerek işgal ettiği, karanlıkta bıraktığı bu dünyada insanlar kurtuluş arıyorlar ya, çare arıyorlar ya, çareyi nerede arıyorlar? Batı'da arıyorlar. Kapitalizmi bırakıyorlar, komünizme sarılıyorlar. Onu bırakıyor sosyalizme, onu bırakıyor. Halbuki çare çözüm neymiş? Neye davet edin diyor Allah? Hayra. Sizin dünyanıza da hayır, ahiretinize de hayır olacak. İslam'dır, Kur'an'dır, şeriat'tır. Buna davet edin. Ama önce iman, sonra ahlaklı bir nesil yetiştireceksiniz. Abdullah İbni Cerir radıyallahu anh bir gün Medine pazarında devesini sandığa getirmiş. Gelen müşterilere anlatıyor, soruyorlar. Hani araba pazarı düşünün. Vatandaş geliyor, mal sahibine soruyor, araba nasıl diye, fabrikadan çıktığı gibi diyor. Orijinal diyor, hiç el değmemiş. Halbuki değişmeyen civatası yok arabanın yani. Niye? Satmak için. Yani bizdeki ticaretin nasıl olduğunu az çok biliyorsunuz. Sadece arabalar için değil, tezgahtaki mal için, marketteki ürün için, manavın önünde görülen o albenili olan meyveleri vatandaş heves ediyor. Garibanım ya şunlardan bana bir iki kilo ver diyor, eve gittiğinde bakıyor, gördüğüyle aldığı aynı şey değil yani. Bizde sahtekarlık diz boyu. Ama Abdullah bin Cerir peygamber terbiyesi almış sahabe malını satıyor, deveyi satıyor. Soruyor vatandaş bu deve nasıl? Anlatıyor. Çok huysuzdur diyor. Önden yaklaştırmaz diyor. Arkadan da çifte atar diyor. Sütünü sağdırmaz diyor. Üstüne bindirmez diyor. Yük kabul etmez diyor. E şimdi bunu söyledikten sonra kim deveyi alır? Sahabe dediler ki ya sen bunu niye getirdin buraya? Satmaya dedi. Ama bu böyle satılmaz ki dedi. Ya sen millet almasın diye konuşuyorsun. E ne yapacaksın? Cilalayacaksın. Kusurlarını örteceksin. Ya işte iyidir diyeceksin. Şöyle verimlidir, böyle hizmetlidir. Şimdi ben 3 kuruş para kazanacağım diye yalan konuşup Müslüman kardeşimi mi kandıracağım dedim. Allah'a yemin olsun ki bu dünyada 3 kuruş kazanmak için ne Müslüman kardeşime kandırır, yalan konuşur ne de ahiretime zarar veririm dedim. Ahlak nasıl olacak? İşte böyle ahlakın olursa ha bu ahlak ile sen dünyada her şeyi yaparsın. İşte o ahlak sayesinde İslam önce gönülleri kazandı, fethetti, sonra toprakları fethetti. Ama bugün bu ahlak bizde olmadığı için sayısı 2 milyarı aşan İslam ümmetiyiz. Ama 2 milyar Müslümanın bakıyorsun yani bırak başkalarına hayrı, faydası dokunacak. Bizim kendimize bile hayrımız yok. Yani dışarıdan birilerini Müslüman etmesi gereken biz
maalesef bize bakıp içimizden nicelerini kaybediyoruz değil mi? Allah muhafaza. Onun için önce ahlak, iman, ahlak, sonra hayra davet ederler derken Mevla neyi kastetti? Ha ondan sonrasında artık adını siz söyleyin. Kur'an okuyacaksın, ibadet yapacaksın, namaz, abdest, taharet. Bunlar sonranın işleri, sonra. Abdestle namaza gelene kadar önce halledilmesi gereken meseleler var. Şimdi anlıyor musunuz bu aciz kardeşiniz? Niye? Ben burada abdesti anlatabilirim size. Guslü anlatabilirim size. Namazın ehemmiyetinden bahsedebilirim. Zekat vermenin önemini anlatabilirim. Ama sağlam bir iman, üzerine bina edilen güzel ahlak olmadıktan sonra neye yarar senin kıldığın namaz? Senin abdestinde, namazında eksik olmasa ne olur? Tartında eksik olduktan sonra. Ahlakın düzgün olmadıktan sonra. Onun için onlar ki içinizden birileri hayra davet etsinler. Sonra ve yemuruna bil maruf. Rabbimiz diyor ki marufu emredecek içinizden birileri olsun. Önce hayra davet edecekler. Hayrı anladık inşallah. Sonra marufu emretsinler Allah diyor. İçinizden birileri. Kim yapacak bu işi? Elbette bilenler yapacak. Yani bu ümmet içerisinde ilim sahibi yetişmiş hocalar olmak zorunda. Bu ümmet için bu bir vazifedir, Allah'ın emridir. Bak Allah veltekün olsun diyor. Yani sen kendi evladını yetiştiremediysen Allah'ın dinini insanlara okuyacak, öğretecek, Allah'ın dinini insanlara anlatacak, Allah'ın dinini insanlara emredecek, yaşanması için gayret edecek Ömerleri yetiştirmek bu ümmetin vazifesidir. Önce herkes kendi evladından sorumlu. Ama olmadı, o zaman ümmetin bu iş için seçilmiş evlatlarına, kendini Allah'ın dinine vakfetmiş talebelerine bu ümmetin yardım etmek vazifesidir, boynunun borcudur, Allah'ın emridir. Kim yapacak bu işi? Sadece ilimle bu iş olur mu? İlimle bir yere kadar. Bak Allah ye'murune diyor, emredecek. Haşa, hasbel kader, ben şimdi burada konuşuyorum. Peki emredecek yetkim var mı? Yok. Ben içinizde, çok af buyurun, faiz alan varsa kardeşlerden, gayri meşru alışkanlığı olan varsa içinizden, hanımı, çocuğu, kızı tesettür noktasında eksiği olan varsa, namazda eksiği olan varsa ben size nasıl emredeceğim? He? Hacı efendi, bir daha bankadan faiz alırken seni görmeyeceğim. Öyle bir yetkin var mı benim? Yok. Namazınızı kılacaksınız. Hanımlarınıza mukayyet olacak. Kızlarınıza tesettürü öğreteceksiniz. Emredecek yetkin var mı? Yok. Ama Allah diyor ki içinizden emredecek birileri olsun diyor. Ben tavsiye ederim. Ben nasihat ederim. Ben anlatırım. Ama bunu emredecek yetkiye sahip olan sizin içinizden birileri olsun diyor Allah. İçinizden birileri yetki sahibi olacak, mühür elinde olacak, meyhanelere gerektiğinde mühür vuracak, benim vergilerimle sözüm ona beytül malde toplanan paralar, çok af buyurun, efendim faiz bankalarında Allah'ın haram kıldığı yerlerde birilerine peşkeş çekilmeyecek. Bu memlekette %99'u Müslüman olan bir ülkede kadınlar para karşılığında satın alınamayacak, zina serbest olamayacak. Ben bunu tavsiye ederim ama Allah emredin diyor. Bunu emredecek birileri olsun. Peki ümmetin böyle bir derdi var mı? Allah'ın bizden istediklerini bu ümmete emredecek, bu şuurda, bu imanda, bu anlayışta birilerini yetkilendirmek, yetkiyi böyle inananlara vermek gibi bir derdimiz var mı? Bugüne kadar ne yaptık? Maalesef atadan, örften, anadan, babadan bize miras kalmış. İşte sağ idi, sol idi, öteydi, beriydi. Tercihlerimizi hep böyle yaptık değil mi?
Oysa Allah diyor ki bak, Allah'ın marufunu emredecek birileri aralarında, içinizde olsun. Allah bu anlayışta olmayı bize nasip eylesin diyelim. Başka? وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerden nehyedecek? Yapmayın, etmeyin. Haramdan uzak durun. Allah'ın yasaklarından efendim aileye zarar verecek. Ya çok özür diliyorum. Haddimi aşıyorum. Ama maalesef bazı şeyleri bu kadar açık konuşmadan anlaşılmıyor. Memlekette birileri ellerine pankart alacak sokaklarda, çok özür diliyorum ama kendi sapıklıklarına, eşcinselliklerine özgürlük talep edecekler. Ama ben bir hoca olarak kürsüden iman ettiğini söyleyen, şu kitaba inanan, bunun muhatabı olanlara Lüt kavminde 33 tane eşcinseli helak ettiğini haber veren, bu Kur'an'a inananlara, bu sapıklıktır. Gözünüzü seveyim, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza sahip olun. Bu eşcinsellikten uzak durun diyemeyeceğim. Niye? Özgürlük varmış, hürriyet varmış. Bu özgürlük sadece çok afyon ibnelere mi var? Bu özgürlük, bu hürriyet sadece onlara mı var? Onlar istediği gibi özgürlük, özgürce fikirlerini beyan edecek. Ama ben Allah'ın ayetlerini, dinini inanan Müslümanlara konuşurken, aman hocam suya sabuna dokunma, aman fincancı katırlarını ürkütme, aman hocam zamanı değil. Ne zaman? Ne zaman konuşacağız? Ben 30 yıllık hocayım. Göreve ilk başladığımda aman hoca dediler, şimdi zamanı değil. İyi eyvallah, 10 sene geçti, aman aman hocam şimdi zamanı değil. 20 sene geçti, zamanı değil. 30 senelik hoca oldum, hala zamanı gelmedi. Ben ölüp gideceğim de bu Kur'an'ı hakkıyla ne zaman konuşacağız? Bunun zamanı ne zaman gelecek? Zamanı bugün. Bugün yaşıyorsak bugün konuşacağız bu hakikatleri. Dolayısıyla çoluğuna çocuğuna sahip ol. Bu sapıklıktan, bu ahlaksızlıktan aman uzak durun diye nehyeden birileri olsun diyor Allah. Hem de diyor bak, Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki eski ümmetlerden diyor Allah Azze ve Celle bir kavmi helak için melekleri gönderdi. Ama o helak edilen kavmin içinde 18 bin tane abid insan vardı. Abid. Ne demek abid? İbadetinde eksiği olmayan. Allah'a muntazaman ibadet yapan adam demek. Allah o 18 bin abidin içinde bulunduğu kavmi helak etti. Allah Resulü bunu anlatırken sahabe şaşırdı. Ya Resulallah nasıl olur? Ya bu adamlar ibadet ehli. Gece teheccüde kalkıyor adamlar ya. Sakalları bir bol. Sarıksız namaz kılmıyor adamlar. Elinden tesbih düşmüyor adamların. Nafile oruçları var. Nasıl oluyor ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabı. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bunlar Allah için ahlaksızlara, sapıklara, haramlara, günahlara kızmadılar. Aralarına mesafe koymadılar. O haramların, o günahların, o isyanların, o rezillik, o ahlaksızlıkların yapılmasına seyirci kaldılar. Neme lazım dediler. Bana ne dedikleri için Allah onları da helak etti. Televizyon seyredebiliyor musunuz? Televizyonda reklamlara, o haberlerin arasındaki reklam diziyi, filmi geçtim ya. Reklamlarda bile ahlaksızlık, rezillik diz boyu mu? Peki Müslümanlar rahatsız oluyorlar mı? Gönül hoşnutluğuyla çoluk çocuk oturup televizyonda beraberce keyifle dizi, film, bilmem ne seyreder Müslüman. Bak Allah Resulü diyor ki birilerinin ahlaksızlığına, rezilliğine, isyanına, inkarına, küfrüne, sapıklığına ses çıkartmadılar, göz yumdular. Adam sende bana ne? Ben mi düzelteceğim? Hem koyun kendi bacağından asılır dediler. Allah önce o abidleri helak etti, sonra diğerlerini. Başka bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Günahkarlara yağcılık yaptıkları için. Yani adam günahkar. Adamın duruşu belli, yaşantısı belli. Ama nedir? Menfaati var ondan. Çıkarı var ondan. Çocuğunu işe koyacak.
kendini emekli yapacak, sigortalı yapacak, 3 kuruş 5 kuruş dünyalık menfaat elde edecek diye günahkarlara yağcılık yapanlar diyor Efendimiz. Ellerinde imkan olduğu halde yasaklanan haramları, günahları ortadan kaldırmayanlar, ses çıkartmayıp göz yumanlar mahşere diyor vallahi maymun ve domuz suretinde kaldırılacaklardır. Elinden geldiği halde niye bu rezilliklere mani olmuyorsunuz? Müslümanlar olarak, ümmet olarak Allah ahirette soracak bize. Ey Müslümanlar, birileri sokakta kendi sapıklıklarına özgürlük isterken, birileri ezandan rahatsızlıklarını bağıra bağıra dile getirirken, Kur'an'a hakaret ederken, senin peygamberine dil uzatırken sen ne yapıyordun ey Müslüman? Niye göz yumuyordun? Niye rahatsızlığını ortaya koymuyordun? Niye bir duruş sergilemedin? Mahşere domuz ve maymun olarak kaldırılacaktır. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ya. Ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz diyor Efendimiz. Ya da bunu yapmazsanız Allah'ın azabı size yakında isabet edecek. Yani Allah belanızı verecek. Ama o zamanda da diyor dua edeceksiniz, Allah duanızı kabul etmeyecek. Tirmizi hadis. Ya bu işi yaparsınız, yani millet, memleket, ümmet, ülke bu haldeyken ümmetin bu kadar meselesi, sorunu, ahlaksızlık diz boyu, rezillik aldı başını gidiyor. Haramlar, isyan, inkar aşağılaya çıkmış. Benim hocamın gündeminde ne var? Ne anlatıyor insanlara? Teyemmümün farzını anlatıyor. Çevre temizliğinden bahsediyor. Kırmızı ışıkta durmak ne büyük fazilettir diye anlatıyorsa, bu hocanın, böyle hocalık yapanların, dini bundan ibaret insanlara anlatanların vallahi ahirette yatacak yerleri yok, billahi yok. Bak yemin ederek söylüyorum. Bu insanların şu an duymaları gereken, bu insanların ihtiyacı olan şey, efendim geçen bir röportaj yapıyorlar. Bir bacımıza, tesettürlü bir bacımıza mikrofon uzatıyorlar. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Bu ümmetin böyle anneleri de var, böyle kadınları da var. Soruyor ona, hani memlekette ekonomi kriz var ya, efendim patates fiyatı şöyle olmuş, benzin şöyle zamlanmış, ne düşünüyorsunuz diye kadına soruyor. Kadının cevabı, bana diyor niye bunları soruyorsunuz diyor. Ben bu soruya cevap vermeyi zülat ederim diyor. Bana diyor, ben Osmanlı torunuyum diyor. Cihana ayar veren bir imparatorluk bakiyesi olan benim gibi birine diyor, yok bostandı, salatalıktı, domatesli, patatesli, benzindi, enflasyondu. Bu soruları ben zül kabul ederim. Bana niye diyor efendim Akdeniz'deki doğal gaz, Akdeniz'deki enerji hattı, Ege'deki varlığımızı, Libya'daki karşımıza aldığımız Fransız ve Rus güçlerini, Azerbaycan'dan kovduğumuz Ermenileri, bana İHA'ları, SİHA'ları niye bunları sormuyorsun dedi. Amerika yanı başında Yunan adalarını silahlandırırken benim Suriye'mde, kuzey bölgemde PKK, Kürt, sözüm ona İsrail, Büyük İsrail Devleti'nin önünü açacak, efendim Arz-ı Mevud projesini gerçekleştirecek, PKK Devleti'ni kurdurmama mücadelesini verirken niye bunları konuşmuyorsunuz da ekonomi kriz varmış? Eğer ekonomiyi konuşacaksak Çanakkale'de bu vatan için şehit düşen 250 bin vatan evladının hakkını nasıl ödeyeceğiz dedi ya. Onlar aç karnına gittiler orada. Çanakkale'de şehit olan insanlar senin benim gibi rahat yaşamasını bilmiyorlar mıydı? Trabzon Lisesi 2 sene mezun vermedi. Nereye gitti 16-17 yaşındaki vatan evlatları ya? Sen hala patates diyeceksin, ekonomi diyeceksin, enflasyon diyeceksin, pahalılık diyeceksin. Hem bunları söylerken de AVM'ler tıka basa dolu, pastaneler, kafeler, lokantalar alabildiğine dolu, sokaklar arabalardan geçilmiyor ama açız diye bağıran nankör bir toplum. Allah bu millete akıl, fikir, şuur versin. Mesele büyük. Onun için bunların konuşulması lazım. Bu milletin uyandırılması lazım. Yarın Allah muhafaza
bu milleti, bu cemaati böyle ninnilerle, efendim böyle hikayelerle, masallarla, kustüm farzı üçtür, teyemmüm ikidir, abdestin farzı dörttür. Bunları geçtik artık biz çoktan. Bu ümmetin önce imanını kurtarmak lazım. Bak her gün ben size desem ki falanca meşhur Amerikalı şarkıcı Müslüman oldu. Sevinir misiniz? Falanca dünyanın en meşhur futbolcusu Müslüman oldu desem. Sevinir misiniz? Falanca dünyanın meşhur sanatçı, artisti, aktivisti Müslüman oldu desem hep seviniriz değil mi? Peki kaç tane böyle Müslüman oluyorlar? Bir elin parmakları kadar değil mi? Peki bunların Müslüman olmasına seviniyoruz da bu memlekette her gün senin benim evlatlarım deist oluyor, ateist oluyor. Üzülüyor muyuz? Dünyada birinin Müslüman olmasına seviniyoruz da bu memleketin evlatları her gün İslam'dan uzaklaşıyorlar. Röportaj yapıyorlar, soruyor senin evladına, şu sokaktakilere. İnancın var mı diyor, kendini nasıl tanımlarsın, dine bakışın nedir diyor. Cevap, bir yaratıcıya inanıyorum diyor. Bir Allah var o kadar diyor. Ne peygamber, ne kitap, ne Kur'an, ne İslam, ne ahiret, ne cennet, ne cehennem. Peki bunlar sizi üzmüyor mu Allah aşkına? Eğer bunlara üzülmüyorsanız, bunları kendinize dert edinmiyorsanız, benim evladım yarın deist olursa, peygamberi inkar ederse, Kur'an'ı inkar edecek noktaya gelir, ahiretini kaybederse diye korkmuyor. Ama enflasyon şu kadar olacak, hayat pahalılığı şöyle olacak, nasıl geçineceğim diye, nasıl geçineceğinden korktuğu kadar evladının ahiretinden korkusu olmayan Allah rızası imanını gözden geçirsin. Neye seviniyoruz, neye üzülüyoruz? Tuttuğun takımın attığı gole seviniyorsun da, tuttuğun takımın yediği gole üzülüyorsun da, ümmet-i Muhammed olarak, Müslümanlar olarak bak, Türkiye Cumhuriyetler bir araya gelmeye başladık asırlar sonra. Müslümanlar olarak bir varlık gösteriyoruz dünyada. Bir asır sonra hiç mi sevinmiyoruz buna ya? Yani bir Müslüman olarak nereye ait olursanız olun, kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Ama bu memleketin havasını, suyunu yudumluyorsanız, bu bayrağın gölgesinde yaşıyorsanız, yani Müslümanlar olarak bir varlık gösteriyoruz bugün dünyada. Memnun etmiyor mu bizi? Artık neye sevineceğimizi, neye üzüleceğimizi bile bilmeyen bir toplum, bir ümmet olduk ya. Bu kadar olan biten hadiseler, onca yaşanan ümmet içerisindeki sıkıntılar, onca mazlumlar, onca ahı alınan, yani bir düşün Doğu Türkistan bugün kimin gündeminde? Çin zalimi eve zorla girecek, kocasını babasını alıp ya hapsedecek ya öldürecek, ama karısını alacak, zorla evlenecek, gelecek nesli af buyurun piçleştirecek. Doğu Türkistan'da yapılan bu mezalimden hangi birimizin haberi var, hangi birimizin derdi var? Yemen'de açlıktan ölen senin kardeşlerin, Allah öyle diyor ya, müminler kardeştir. Nasıl kardeşlik duygusu bu? Sen sofraya oturduğunda 10 çeşit olmayan sofraya, hanım bu sofra eksik diyorsun, ama Yemen'de açlıktan ölen insanlar var. Bu böyle uzar gider. Dolayısıyla artık önceliklerimizi belirleyelim. Bu millete, bu ümmete, hani Allah diyor ya, bak içinizden birileri artık bu hakikatleri anlatsın diyor Allah. Yetmez, emretsin. Emredecek yetkiye sahip olan, sizin gibi, bizim gibi inanan, düşünen insanlara yetki verin diyor Allah. Allah söz dinleyenlerden eylesin. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden hem millet hem ümmet olarak bizleri feraha, aydınlığa çıkarsın diyelim. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.